Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Bugün sizlerle birlikte Outlast'e girilemeyen yerlere gireceğiz arkadaşlar Gizemli yerlere gireceğiz Çok güzel bir video sizleri bekliyor Sevgili dostlar oldukça heyecanlıyım ee, Önemli bir video olacak Belki de birçok yeri öyle bir göreceğiz ki yani öyle bir şekilde göreceğiz ki şaşkınlık içerisine kalacağız. Ben de birkaç yeri böyle bir gizemde tuttum kendimde bakmak için videoda. Güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu videonun ön planı çıkmasına yardımcı olmak isterseniz tabii ki de sizden bol desteklerinizi, like'larınızı en az böyle bir 2000 like gelirse ön planı çıkmasında yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like ve yorum oranı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Evet bakalım nere olacak. Sizlere 3-4 tane böyle girilemeyen e, gizemli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Bakalım nere olacak hep beraber. İsterseniz Başlayalım videoya çok fazla lafı uzatmadan. Şimdi oyunun en başındayım bu arada arkadaşlar. Bakın kütüphaneye daha girmedim. İsterseniz girelim. Hoydu. Ne? Aa jumpscare yemedim. Ha. daha doğru tabi ben burayı save yaptım doğru yani. Ben burayı save yapmıştım evet. Ee, böyle geçiyoruz işte biliyorsunuz. Buraya geçiyoruz böyle. Burada reis var. Burada arada bir müzik giriyor. Şimdi Arkadaşlar burada bir detay var biliyorsunuz. Bu kapıyı siz açtığınız zaman bakın buradan ne geçiyor? Chris Reis geçiyor ve şu kapıyı kapatıyor arkadaşlar. Biz bu kapıdan geçmeye çalıştığımızda daha doğrusu kapıyı açmaya zorladığımızda arkadaşlar kapı açılmıyor. Allah Allah. Kapı niye açılmıyor acaba? Çünkü bu kapıyı kitlemiş Chris. Yani giderken kitlemiş. Biz bu kapının ardında ne var? Buna bakacağız. Nasıl bakacağız? ESC'ye basıyorum. Ben bir mod yükledim arkadaşlar. No clip modları vesaire var bakın burada. E, direkt istediğiniz yerlere geçebiliyorsunuz. Free camera diyorum. Ve next'e basıp no clip in free cam diyorum. Geçiyorum abi. Bakın kendimi göstereyim hatta size. Bakın kafam yok bu arada. Evet, oyunda kafanız yok arkadaşlar. Oyunda kafanız yok. Onu da söyleyelim bilmeyen arkadaşlar varsa. Eee maalesef kafası yok. Kafası yok yani öyle. Ee, giriyorum, girdik. Evet, Chris buraya girdi, fakat Chris kayboldu. Hemen kendimi düzelteceğim abi, burayı bir araştırmak isterim açıkçası. Back yapıyorum, free kameradan çıkıyorum ve bakın şu an ayaklarım yere basıyor ve Chris'in girdiği yer arkadaşlar burası. Hiçbir şey yok aslında. Sadece burayı öylesine tasarlamışlar gibi görünüyor arkadaşlar. Gerçekten de garip. Ama yine de adamlar tasarlamış yani boş bir mekan değil yani boş bir e, kaplama falan yok. Yine böyle masası var, sandalyesi var. Reason. Çalışma masası, masası var. Aa bu arada böyle bir şey ilk defa görüyorum. Evrakların konulduğu yer. Aa. Bak böyle bir şey var mıydı orijinal oyunda yani şu an e, oynadığımız oyun'a var mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Varsa da yorumlarda belirtin. Ben tam hatırlamıyorum ama. Bakın burada da bilgisayarımız var tabi. Password istiyor bütün bilgisayarlarda da olduğu gibi. Ee, burada da bir telefonumuz var falan filan. Evet enteresan. Chris için buraya tasarlamışlar ve Chris buraya giriyor. Hiçbir şey yok. Bakalım tekrar yerin altına falan bakımıyorum Yok. Evet kapıyı zorlayalım peki? Aa animasyon girmiyor. Aa bak içeriden animasyon girmiyor arkadaşlar. Bak bak hatta belli bir mesafe var. Bak belli bir mesafeden gidemiyorsunuz. Yani kapının önüne yapışamıyorsunuz. Evet. Yani buraya kimse girmesin diye böyle bir şey tasarlanmış tabi. Olabilir. Mantıklı. Böyle. Yani e, buraya merak eden arkadaşlar vardı. Yorumlarda görüyordum. Acaba Chris orada giriyor da nereye gidiyor abi? Buraya giriyor. Ama kayboluyor. Yani. Evet. E, olay bu. Bu arada ne var burada? Ee, örümcek ağları mı var yoksa cam mı? Bu. Bilmiyorum. Bir dakika lan. Yansıma var. Ha şuranın yansıması galiba. Yukarının yansıması diye düşünüyorum ama sanırsam böyle evet. Aynen aynen okey. Evet arkadaşlar ilk bölüm burasıydı ilk kısım burasıydı İsterseniz diğer kısma gidelim asıl olaylar şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar bir diğer kısma geldik bir diğer girilemeyen gizemli yere gireceğiz. Laboratuvardayız asıl olaylar burada başlıyor arkadaşlar çünkü burası hakikaten gizemini koruyan bir e, ee, biliyorsunuz laboratuvar. Bu laboratuvarda neler neler olacak. Ya bu videonun sonuna kadar izleyin abi. Aşırı şeyler bizi bekliyor. Şimdi girdik. Burası neresi? Burası Vernik isimli arkadaş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doktor. Ee, tüple falan artık hayatta kalmaya çalışıyor. Kendisini burada ne yapıyorduk? Ee, konuşurken bizle e, karşılaşıyorduk. Buraya kapıyı falan kapatıyordu. Tabii ben buradan çıkmadım. Şu an kapı açık. Hala buradayım ben. Bu arkadaş da arkasını dönmüş bir şekilde tabloya bakıyor yani şu tabloya bakıyor Reis. Bu tabloya bakıyor. Neyse bu arada size şu olayı da göstereyim. Bilmeyenler vardır belki ilk defa bu videoyla kanalıma gelen arkadaşlar vardır. Burada bir hata var arkadaşlar. Bu hatayı da sizlere göstereceğim. Benim speedrun'larda sürekli baga bak, baga bak diye gösterdiğim olay tam anlamıyla şu. Bakın şurada iki tane ölü var. Ölü asker var. Ben bunu gerçekten speedrun yaparken keşfettim. Normalde böyle bir şey yok. Yani olmuyor. Bakın isterseniz hep beraber bakalım. Bakın burada bir asker var tamam mı? Bakın bu askere sağ tarafa bakıyorum böyle. Bak buna bakıyorum mesela. Bak kaybolmuyor. Bak bak sağ aşağıda askerin ayakları var. Görüyorsunuz değil mi şu an? Bak bak kaybolmuyor. Kaybolmuyor reis. Bakın şimdi şuradaki şeye bakıyoruz arkadaşlar. Askere bakıyoruz. Bak. Geliyorum geri geri geliyorum biraz. Geri geri. Bakın. Sağ tarafa dönüyorum. Sola dönüyorum. Bakın asker yok. Bak asker yok. Sol tarafa bak hala yok hala yok. Bak hop çıkıyor. Böyle bir hata var arkadaşlar oyunda. Ben bunu speedrun yaparken keşfettim. Diğer askerlerde bu olmuyor. Sadece bu askerde oluyor. Kodlama hatası galiba. Yüksek ihtimalle. Bakın şöyle daha net göstereyim size. Daha görünebilir şekilde ayarlıyorum. Bak görüyor musunuz? Bak bak bak. Biraz daha ilerletiyorum. Bak hop 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 Bakın. <laughs> Böyle bir hata var. Ben de bunu işte dediğim gibi run yaparken keşfettim. Enteresan. Kendi kendime gizem buldum yani. Gizem değil aslında. Oyunun hatası ile ilgili bir şey. Neyse çok fazla lafı uzatmıyorum. Asıl olayımıza gelelim. Bunun yanına gideceğiz. Evet. Bu doktorun yanına gideceğiz. Hemen abi. Free cam diyorum. Tekrardan next diyerek no clipping free cam diyorum. Gidiyorum abi ve geldim. Ve geldim. Bakın. Bu ne lan böyle? Ödüm boku karıştı. Işte. <laughs> evet. Şöyle biraz kendimizi yükseltelim ki zıplayacak mesafemiz Hoydu. <laughs> evet arkadaşlar öyle bir şey görmediniz bu arada. Yaşanmadı hiçbir şekilde. Eee yaşanmamış sayıl yani burayı sileceğim editte falan silerim falan bir şey yaparım yok lan niye sileyim <laughs> evet free cam yaptım bakın tekrar göstereyim kendimi ne kadar yakışıklıyım oğlum ya yalnız ne yakışıklıyım kardeşim şuraya bak kafam yok kafasız Erkan TV Reus içime gireyim içimde bomboş adamım ben ya bak bak bomboş adamım reis bak bomboş bak içimde hiçbir şey yok parmağa bak neyse eee şimdi free cam yaptık tekrardan no clipping free cam yapıyorum Kendimi buraya atıyorum arkadaşlar. Bu sefer ölmem herhalde diye düşünüyorum. Yakın mesafeden yapayım ki ölmeyeyim anasını satayım. Back yapıyorum. Free on yazıyorum. Off yapıyorum ve buradayız. İçeri girdik arkadaşlar. İçeri girdik. Evet sonunda girdik ve Doktor burada ne yapıyor bakalım. Doktorcum. Evet takılıyor. Bakıyor öyle. Böyle bakıyor reis. Tabloya bakıyor. Yani herhalde tablodaki kendisi ya da e, üvey kardeşi midir nedir? Ona bakıyor. Şu an ne? O, Bunun da içine girebiliyorum. Doktorun içinden geçti. Evet doktorun içine girebiliyorum arkadaşlar. Ee, demek ki uzaktan hani e, yakınına gelemeyeceğimizi düşünerek yapımcı firma. E, yani tabi böyle bir şey sadece koymuşlar. Animasyonları falan da yok. Var olan animasyonları ara sahnede. Evet Reis burada takılıyor. Reis'i bir inceleyelim mi? Yani bayağı adam yaşlı. Bak parmaklara bak. Parmaklar e, yamamış işaret parmağı, tırnaklar büyük. Evet yani. Onun dışında burada kitaplar var abi. Bu şekilde kitaplar mevcut burada da. Kayda değer bir şey var mı bilmiyorum. E, classified e, dosyaları vesaire var. Proje projeler, morojeler var. E, yüksek çözünürlükte olmadığı için tabi okunmuyor. E, şöyle bir bakalım. Bakın burada da böyle. E, burada da bir çanta var. Aa! Bak oyunda bu oyunda hiç böyle bir çanta yoktu. Acaba bunun çantası mı? Evet, enteresan. Şöyle bir bakalım aşağıda bir şeyler var mı? Bilgisayar, klasik bilgisayar, zaten password kapalı. Onun dışında da başka kayda değer bir şey yok gibi arkadaşlar. Tablo var. Acaba tablonun içinden geçmemiz yok mu? Bakayım, yok. Tablonun içinden geçemiyorsunuz. Anladım abi. Evet bu. E, Dr. Doktor Vernekin e, odasına kadar geldik. Yani bak burada da varmış. Demek ki önemli kişilerin Olduğu yerde böyle belgeleri koyacak şeyler var abi eşyalar var bak bak mesela olabilir mi olabilir olabilir abi mesela çiçek adam mıdır pırıl pırıldır her neyse evet bu da böyleydi arkadaşlar ee, ikinci gizemli yerde burasıydı ve asıl olayları da tekrardan devam ediyoruz hadi bakalım diğerine gidelim şimdi evet arkadaşlar şimdi bir diğer gidilemeyen esrarengiz yere gideceğiz. Şu an e, ana bölgeye giriş yapıyorum laboratuvarda. Bakın büyük kapıya geldi. Bu kapı açılacak şimdi ve asıl olaylar şimdi burada patlayacak arkadaşlar. Şimdi küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. O yüzden güzel şeyler olacak. Şöyle bir zıplayalım buradan. Şimdi abi burada biliyorsunuz yaşam deposu var. Burada hani bir şuraya gidip bir şuraya gidip buradaki yaşam deposunu sonlandıracağız. Fakat ben böyle bir şey yapmayacağım. Burada çok garip bir yer var arkadaşlar. Bakın buraya gitmeyeceğim, buraya da gitmeyeceğim, şuraya gideceğim. Burada bir e, deli abimiz var. Bakın ileride de kanlarla dolu bir tuvalet mi artık başka bir şey mi buraya da ilk defa gireceğim arkadaşlar hep beraber. buraya bilmiyorum çünkü. E, sonradan öğrendim buranın var olduğunu. Buraya gideceğiz abi. İsterseniz başlayalım. Yine free kamera diyorum. Ondan sonra cima no clip diyorum ve içinden geçiyorum abi. İçinden geçtim kendimi bıraktım. No clip kamera ve free kamera diyerek buraya geldik. Evet arkadaşlar. Buraya ben de ilk defa geliyorum ve heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Şu an delinin arkasındayım. Deliye de bir selam verelim. Delicimler... Ha bunların içinden geçiliyor evet. Yani uzaktan temas yaptığımız, uzaktan bakıştığımız genelde animasyona sahip olan düşmanlar arkadaşlar. Bir animasyon koyulmuyor yani yanımızdayken boş insan olarak görünüyor. Boş insan. Boş NPC diyelim. Olarak görünüyor. Bu arada kı kıçın güzelmiş by the way. Ee, şimdi geldik abi buraya. Bakın burada abi tuvaletmiş burası. Evet. Bakın oyunun müziği de gitti tabi. Buraya gelinmiyor ya normalde. Evet abi kanlı bir tuvalete geldik şu an. o böbrekler havada uçuşmuş. Karaciğerler, kalpler her şey havada uçmuş abi. Büyük olaylar burada çıkmış. Deliler burada herhalde birbirine ee, vurmuş yani hani bayağı vurmuş. Evet burada da görüyorsunuz abi. Bu nasıl bir tuvalet kapağı? İçinden geçebiliyorum. Yani onun da içinden geçebiliyorum. Bakayım direkt ayağım ayağım da geçebiliyor evet. Aynen. Enteresan bakın arkadaşlar. Yani bu kapıda animasyonu yok. Evet kapının animasyonu yok. Böyle bir yer. Buradan geçebiliyor muyum? Hayır buradan da geçemiyorum. Wow, güzelmiş. Güzelmiş abi kanlı bir tuvalet diyelim biz buraya yani. Hani delileri sıkıştırmışlar bir yerden sonra patlama olmuş burada. Bayağı patlama olmuş. Ee, peki bu kapının ardında bir şey var mı? Gelin ona bakalım isterseniz gelmişken. Ee, ona da bir bakalım. Evet hiçbir şey yok. Buranın arkasında hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani hiçbir tekstür, hiçbir kaplama, hiçbir animasyonu e, animasyonlu bir karakter, NPC hiçbir şey yok. E, ee, burayı sadece bu şekilde modellemişler ama buraya girebiliyoruz. Hani belki de Red Barrows bizi düşünmüş olabilir yani. Gerçekten çok düşünmüşler. Evet arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Ee, gördüğünüz gibi girilmeyen bir yere daha girdik. Fakat asıl merak edilen yere girmedik. Oraya da gidiyoruz hadi bakalım. Oraya da bir gidelim orada da neler varmış. Evet sevgili dostlar şimdi asıl yere merak edilen en önemli yere geldik. Biliyorsunuz buradan e, geldiğinizde bakın şöyle bir yer var arkadaşlar gün ışığı böyle yansıyor içeriye ve biz buraya sürekli oyna ilk oynadığımız zaman hatırlarsınız acaba oraya gidiliyor mu acaba oraya gidersek ne olur bizim çıkış yolumuz orası mı aga be güneş gördük sonunda gibi cümleler kuruyorduk biliyorsunuz ve şimdi oraya gideceğiz fakat oraya gitmeden önce arkadaşlar buraya gitmeden önce Sizlere burada bir şey göstermem lazım. Bakın, burası gerçekten de bizim çıkış yolumuzdu. Nasıl mı? Gelin abi şimdi. Buradan zıplıyorum. Bakın, biz buradan koşuyoruz ya bu alarmlar çalmıyordu normalde. Buraya ilk geldiğimizde bizim ilk çıkışımız burasıydı arkadaşlar. Biz gidiyorduk buraya bakın. Burada Delivery Exit diyor arkadaşlar. Buradan biz tam giderken hatırlarsınız, bir anda Volrider çıkıyordu ve bu kapı açıktı. Arkadaşlar bakın buraya unutmayın. Bu kapı açıktı. Buradan War Rider geliyordu ve bizim peşimize takılıyordu. Yani bizim ilk çıkışımız burasıydı. Şimdi ben oradan geçmeyeceğim şu an. Buradan geçeceğim. Şimdi anlayacaksınız bir, bir iki dakika sonra niye orayı gösterdiğimi. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım ben de heyecanlandım. Free kamera ve no clip yapıyorum ve içeriye geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar yıllardır beklediğimiz... Ana şu an geleceğiz inşallah. Evet. Ölmeyelim. Ne olur ölmeyelim artık. Ya öleceğiz gibi geliyor bana. Ha tamam. Güzel. Bu sefer aşağı bakmamız lazımmış. Okey. Ve ayağımızı bastık. Adımımızı attık arkadaşlar. Buradayız. Buradayız. Şu an gün ışığı. Vay 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 vay. Çok efsane bakıyor. Çok efsane bakıyor. Çok güzel görünüyor. Sevgili arkadaşlar. Önce buradan gitmeden önce. Şuralara bir bakalım. Şimdi buralarda bir şey var mı? Çok bir şey olacağını zannetmiyorum ama yine de merakımızı giderelim abi. Fragile diye bir şey var burada mesela. Burada kutular var. Okey. Burada bir kapalı bir kapı var. Burada bir kapalı bir kapı var. Devam edelim. Burada tomamız var. Arkadaşlar bakın aracımız var burada bir tane. Ee, lüks bir aracımız var. Burada da var. Burada da tam olarak var. Oraya hala göstermiyorum size. Şuradan bir çıkalım. Şuradan bir çıkalım abi. Bakın gün ışığının şeyine bakın, ee, e, Grafiğine bakın abi, görseline bakın. Şey yani sadece hani uzaktan göreceğimiz için hani şey olmuş. O kadar uğraşmamışlar buraya. Sadece bir ışık koymuşlar. Aynen buradan da görebiliyorsunuz bu şekilde. Ee, burada bir şeyler var mı? Şöyle gizemli bir şey çıkar belki. Ee, yok galiba. Okey. Tamam. Şöyle bir dönelim bakalım. Burada da bir şey yok. Şu olan arkasında da bakayım bir. Yok. Şuraya çıkabiliyor muyuz? Evet. Bu soruyu şu an kendinize de soruyorsunuzdur. Buraya çıkabiliyor muyuz arkadaşlar? Hemen deneyelim. Şunun üzerine normalde çıkmam lazım. Aa, Bak çıkamıyoruz. Animasyonu yok burada. Buraya normalde gelemeyeceğimiz için animasyon koymamışlar kutuya. Arkadaşlar yani bizim karakterimizin animasyonunu koymamışlar. Entegre etmemişler oyuna. Ee, çıkamıyoruz arkadaşlar. Üzücü. Belki burada bir şeyler olabilirdi miydi acaba ama Yok, bir şeyler olamazdı bence de. <laughs> yok çünkü hiçbir şey. Buradan görüldüğü kadarıyla. Ee, buradan çıkamıyoruz. Diğer tarafları deneyim. Şuradan bir animasyon yok mu? Bak burada da animasyon yok. Peki burada animasyon var mı? Burada da yok. Evet, çıkılmıyor. Gerçekten de çıkılmıyor arkadaşlar. Şöyle zıplamaya çalışıyorum ama olmuyor. Evet, animasyon yok. Şimdi burada bir şey yok arkadaşlar. Yani çıkılacak bir şey, yapılacak bir şey yok. Sadece gösterdik. Girilebiliyor yani buraya. Modlu bir şekilde girilebiliyor. Evet, şimdi asıl olaya bakıyoruz. Bakalım bunun ardında ne var? Evet, böyle dışarısını görüyoruz şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın böyle bir dağlık bir yer var. Bizim çıkış yolumuz normalde burası. Ee, evet, burada bir kaplama falan yok galiba. Şuradan geçmek istemiyorum çünkü düşeceğim yüksek ihtimalle. Burası da bu şekilde direkt böyle siyah ışık koymuşlar bakın oraya. Güneş gibi yansısın diye. Çünkü biz bu tarafını çok net göremiyoruz uzaktan. Ama bu tarafa gelince yakınına görebiliyoruz. Çok enteresan yapmışlar. Taktik güzel taktik ama. Yani güzel taktik. Peki buraya gidersek ne olur? Evet, gördüğünüz gibi. Aşağı düşeriz. Aa, bir şey göründü sanki lan? Yok. Yok. Direkt böyle sonsuz döngü mü olacak? Evet, galiba sonsuz döngü arkadaşlar. Evet, böyle kaldı. Şu an ışık da gelmiyor. Şu an ışık da yansımıyor arkadaşlar. Şu an ışık da yansımıyor. Yansıyor ama ayaklarımızı gösteriyor. E şu an oyunun bayağı derinliklerine gidiyoruz. Neyse. Burada böyle. evet ben en geri alayım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şu an kendime geldim. <laughs> Karakter Miles Reese. E, kendine geldi. Şimdi hani size bir kapı söylemiştim. Hani oradan aslında çıkış kapımız orası olacaktı. Wall Rider geldi diye. Şimdi isterseniz bir oraya gidelim. Bakalım orası neresiymiş aslında arkadaşlar orayı da bir göstereyim hemen hızlıca Bilmeyen arkadaşlara şöyle gidelim hatta şöyle hızlı hızlı bir şekilde gidelim ki bakın modun güzelliği böyle istediğiniz yere gidebiliyorsunuz şöyle yapacağım şurada bir no clip diyeceğim free cam diyeceğim açacağım abi bakın burada wall rider giriyor ve size izin vermiyor exit şimdi arkadaşlar free kamera no clip içeri giriyorum. Bakın burası. Orası burası. Wall Rider buraya gelmemiz izin vermiyor. Aslında oyunun bitişi burası olacaktı. Evet tahmin edebileceğiniz gibi. Sevgili dostlar. Ee, olaylar bu şekildeydi. Kafamızda çok güzel gerçekten. <laughs> Niye kafa koymuş, koymamışlar? Enteresan hani onu merak ediyorum hala. Evet sevgili arkadaşlar bu şekildeydi. Outlast'e gidilemeyen yerlere, gizemli yerlere gittik. Umarım sizin için doyurucu bir video olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız çok güzel bir like oranı bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Çünkü çok uğraştım bu videoyu yapmak için. Hakikaten e, güzel oldu bence. Doyurucu oldu umarım sizler için de aynı şekildedir. Bol bol yorumlarınızı, görüşlerinizi yazın. Instagram'dan şu an çıkan ekrandan beni takip etmeyi unutmayın. Tayfun Aykan 47. Orada çekilişler yapacağım çünkü yakında inşallah e, hayatta kalırsak. Sevgili dostlar, kendinize çok iyi bakın. Abone olmayanlar hala abone olsunlar. Bildirimlerini açsınlar, tümüne bassınlar ki efsane videolardan habersiz kalmasınlar. Hoşçakalın. Vay anasını be. Ben gideyim şurada tekrar bir öleyim ya. Ben gideyim şurada tekrar bir öleyim. Haydi.